Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabında 4. bölüm 8. testin çözümünü yapacağız. Evet üçgende kenar açı bağıntıları konusundayız. Bu konunun pekiştiriyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre en uzun kenar nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle bu üçgendeki şu üçgendeki açıya bakalım arkadaşlar. Buraya kaç derece kalıyor? 60. Hocam bu üçgende bütün açıları bilmiyoruz olsun. En büyük açı 90, diğerleri 90'dan küçük zaten. Buradaki en büyük açı da 112 diğerleri 112'den zaten küçük. En büyük açının karşısında okla gösterdim burada. Burada da gösterdim. Burada da gösterdim. Oklar en son nereye gösteriyor? Şu kenarı CD kenarını gösteriyor. Cevabımız DC olacaktır arkadaşlar. Yani cevap Cihan oldu. E bu ne demek? Aslında bu kenar büyük de şu üçgene baktığımda bu kenardan daha da büyüdüğü var. E bu üçgende de bu kenardan daha büyüğü var diyor burada. O mantıkta yaptık soruyu arkadaşlar. Birinci soru CR oldu geldik 2'ye. Evet demiş ki ABC yani B açısı büyüktür A açısından demiş. Yani B'nin karşısındaki X büyüktür A'nın karşısındaki 5'ten. Açılarla kenarlar doğru orantılıydı bunu yazdık. Bir de ne diyelim arkadaşlar burada X bir de üçgen toplamları toplamlarıyla farklar arasında. Yani 13'lü 3 arasında. E o zaman burada hem 5'ten büyük hem de 5 ile 13 arasında. İkisini birden düşünecek olursak 5 küçüktür X küçüktür 13 bu geldi. Kaç farklı değer vardır? 13 eksi 5 eksi 1 tane değil miydi? Büyükten küçük çıkart bir de 1 çıkart. E, bu kadar yapıyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 7 mi yapıyor? Evet aynen öyle. İkinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik. Üçüncü soruya. Evet açı ortay demiş. M ve N birer tam sayı olduğuna göre çevre uzunluğu en çok kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere açı ortaylık var. 10 15. 5'e bölsen. 10 bölü 15 dediğimiz nedir? 10 bölü 15 dediğimiz 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 2 bölü 3. Hocam burası 2K, burası da ne olacak o zaman? 3K şeklinde olacak. M ve N birer tam sayıymış. O zaman K'nın da tam sayı olması lazım. Şu 5K'yı araya alalım arkadaşlar. 5K'yı araya alacak olursak toplamlarıyla farklar arasında. Yani 25 ile 5 arasında olacak. O zaman bölelim arkadaşlar 5'e. 1 küçüktür K küçüktür 5 geldi. K yerine en büyük değeri yazarsam M ve N'nin Tam sayı olduğundan dolayı arkadaşlar e, K'nın tam sayı olması lazım. Çevre uzunluğunun en büyük değeri isteniyor. K yerine 4 yazacağım o zaman. 4 yazdığımda burası 8, 4 yazdığımda burası da 12 yaptı. E o zaman 8'e 12 ise çevresi en çok kaç yapıyor? 10, 15 ve şu kenarda kaç yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Bunun toplamı isteniyor bizden. Cevapta kaç yapıyor arkadaşlar? 45 yapıyor. Evet. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. KABC'nin diklik merkezi arkadaşlar diklik merkezi dediğimiz buradan geçen dik olacak buradan geçen dik olacak buradan geçen dik olacak. Yani diklik merkezi üçgen içinde bu dar açılı bir üçgende diklik merkezi üçgen içindedir. Çünkü niye? Hocam buradaki dik üçgende burası kesinlikle dardır. Sonra buradaki dik üçgende burası kesinlikle dardır. Sonra şuradaki dik üçgende burası da kesinlikle 90 derece olduğundan burası da kesinlikle dardır arkadaşlar diyebiliriz. Peki bu yorumu yaptık. BAC açısı BAC arkadaşlar 3x eksi 48 kesinlikle dar açı 90'dan küçük. Aynı zamanda bu açı sıfırdan büyük olmak zorunda diyeyim arkadaşlar. Evet 48 ekleyelim o zaman biz burada 48 küçüktür 3x o da küçüktür x yalnız bırakmak için hamle yapıyorum. 138 oldu 138 oldu o zaman 3'e böldüğümde 16 küçüktür x o da küçüktür. 44 mi yapıyor arkadaşlar? 40 46 mı yapıyor? 6 4, 18. Evet 46 yapıyor. X'in alabileceği kaç değer vardır? 46 eksi 16 eksi bir tane. Hani büyük tane küçük çıkar. Bir de bir çıkart. Yani kaç yapıyor? Şu 46'dan bunu çıkarttığımız zaman 30 yapıyor arkadaşlar. Bir de bir çıkarttığımız zaman 29 yapıyor. 29 tane sayı değeri vardır. O zaman dördüncü soru. Akçay oldu. Geldik 5'e. Bak ABC açısı 45 dereceden büyük demiş. Bunu 45 dereceden büyük demiş. 45'miş gibi düşün. 45 gibi düşünsen ne olur? Şuradan bir diki çizeriz arkadaşım. Hop şöyle bir 90 derece çizsek. Hocam 90 45 45 üçgeni geldi. 4 kök 2 ise bunlar 4 4 olur. Buraya 3 kalır. e 90 olsaydı 3 4 5 olurdu burası. Ama burası 45'ten büyük olduğuna göre açılarla kenarlar doğru orantılı olacak. E, o zaman burası ne olmak zorunda arkadaşlar? 5'ten büyük olmak zorunda. X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. E, arkadaşlar X 5'ten büyük ya. Kesinlikle ama kesinlikle. En küçüğü de 6 olur o zaman. Cevap Cihan. Geldik 6'ya. ABC dik üçgen ve bu açıortay verilmiş üçgen x. 3 ile x arasında bir bantı kurabiliyor muyum? Kuramıyorum. Kollar oranı tavanlar oranı yok maalesef. Ne yapacağız burada? E aslında ne var burada? Açıortay ortay kola dik çizilmiş. O zaman diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşlar şöyle. Kollar açılan dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Üçgen 3. Üç. Sonrasında ne yapacağız? Hocam e, şu 3'ten şu kenara bir geçiş yapamam maalesef. Ancak ne yapabiliriz biz? Şuradaki dik üçgene bakabilirim. Buradaki dik üçgende nedir? Hipotenüs dik kenardan büyük değil midir? Evet. Hocam buraya 4 yazalım. Sakın. Burada tam sayı olma şartı var mı? Yok. AD'nin tam sayı olma şartı yok. AD uzunluğu kesinlikle ama kesinlikle nedir arkadaşlar? 3'ten büyük bir sayıdır. E hocam ben x'i yorumlayacağım. X nerede? X de büyük dik üçgenin bir kenarı. Dikkat ederseniz burası kaç oldu? 6'tan büyük bir sayı oldu. 6.001 de olabilir bu. E, burası alttan büyük bir sayıdan daha büyük değil midir? Yani x alttan büyük bir sayıdan daha büyük bir sayı olmak zorunda. Çünkü dik üçgenin hipotenüsü olduğundan dolayı. O zaman x'in en küçük değeri nedir arkadaşlar? 7 yapar. Güzel bir soru. Altıncı soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 7'ye. Eşitlik gördük. Benim atma direkt orta taban geliyor kardeşim. Hop orta tabanı çizelim. Çizdik. Tamamı 10. 5, 5, 3 kaldı. Bu da orta tabandan dolayı 6 mı? Evet. Şurada bir üçgen eşitsizliği çıktı mı? Çıktı. X toplamlarıyla farklar arasında 3 ile kaç arasında? Yani şurayı yazayım. 6 eksi 3 ile 6 artı 3 arasında. 3 küçüktür. X küçüktür. 9 oldu. Tam sayı değerlerin toplamı. Hocam 4, 5, 6, 7 ve 8'in toplamı. 8, 7, 15, 20, 30 mu yapıyor? Evet toplamı böylelikle 30 yapar. 7. soru E Edremit oldu. Geldik 8'e. Hocam A küçüktür, B küçüktür, C demiş. B, C'yi 5 demiş. A'nın karşısındaki 5 küçüktür. Sonra B'nin karşısındaki B'den o da küçüktür. C'nin karşısındaki C'den. Arkadaşlar üçgenin kenar uzunlukları tam sayıymış ve çevresinden küçük değeri isteniyor. O zaman B ve C yerine tam sayı değer vereceğim. 5 B'den küçük ya. E, o zaman B yerine ne yazacağız arkadaşlar? Bu da küçüktür C olduğunu biliyoruz. B yerine en azı kaç yazabiliriz? 6. C yerine en azıyı ne yazabiliriz? Bu da B de C'den küçük olduğuna göre B 6 olduğuna göre o zaman C yerine de 7 yazarız. Bizden 5, 6 ve 7'nin toplamı isteniliyor. Cevap da kaç çıkar o zaman? 18 çıkar arkadaşlar. Yani 8. soru edremit oldu. Geldik 9'a. Hmm, benim konu anlatımında da olan bir soru. Gençler ekstra bir bilgi verildiğinde ne olur demiştik. Hocam genişlik ve darlığa bakacağız. Bakın şu üçgende nedir burası? Dış açı ortay, dış açı ortay. E, burası ne olacak? 90 eksi açısı bölü 2 değil miydi? Yani burada kaç kesinlikle ama kesinlikle dar. E hocam dar açıysa dar açı uygulayalım burada. X'in karesi küçüktür. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden. Hocam X kare küçüktür. 16 artı 36 52 geldi. Yani X küçük eşittir. 7 sağlıyor 8 sağlamıyor. 7 yaptı arkadaşlar. E bir de üçgen eşitliği yapayım hocam burada. X toplamları ile farklar arasında diyeyim şöyle. E hocam 2 ile 10 arasında dersek. Sadece bu ve bu işi bitirmez. Onu söyleyeyim tam sayı değerlerin toplamı. Yani 2 ile 7 arasında değil arkadaşlar. Niye? Çünkü bir üçgende açı ortaylık olduğu zaman şuna dikkat edin. Bunun tamamı 180 değil mi? Evet. Burası 180'den küçük. E bir tane açıdan olmak zorunda 90'dan küçük olmak zorunda o zaman. Ya iç açı ortaylık ya da dış açı ortaylık gördüğünüz zaman bir üçgenin bir iç açı ortayı ya da bir dış açı ortayı kesinlikle ama kesinlikle dardır. Hocam aynı şekilde burası da dardır. Şuradaki darlığı uygulamama gerek var mı? Yok. Otomatikman sağlanıyor zaten bu. Niye? 4'ün karesi küçüktür. 6'nın karesi artı x'in karesi zaten sağlanılan bir ifade. Bunu uygulamamıza gerek yok arkadaşlar. Şunu uygulayalım. 6'nın karesi küçüktür. 4'ün karesi artı x'in karesinden bir değer gelecek. 20 küçüktür x kare geldi. 4 sağlamıyor 5 sağlıyor. Yani 5 küçük eşittir x. O zaman şu aralıklarda hocam bu var elimde. Bu var elimde. Bu var elimde. En dar aralığı ne yapıyor o zaman arkadaşlar? x 7 ile 5 arasında mı? Ee, en üst sınır nedir? 10 var, 7 var. Tabii ki 7'yi seçeceğim. Eşitlik de var yalnız burada. Alt sınır 2 var. Bir de 5 var. Tabii ki 5'i seçeceğim. 5'te de küçük eşitlik var arkadaşlar. Aldığı değerler ne oldu burada? 5, 6 ve 7. 7, 5 daha 12. Alt daha 18 yaptı. Cevabımız balık kesir oldu. Konu anlatımını dinlemeyenler büyük ihtimal bu soruyu yapamadınız. Evet 9. soru. Balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki adımlar takip ederek şekli çiziniz. Hadi bakalım çizelim. AB ile AC birbirine eşitmiş. Arkadaşlar bir ABC üçgeni çizeceğiz herhalde. Evet çizelim bakalım. Bir ABC üçgeni çiziyorum şöyle. Mecburum. Bu kadar küçük çizmek zorundayım arkadaşlar. Biliyorum hocam telefonun dibine yapışıyoruz falan diye söylüyorsunuz bazen ama bazen de yapacak bir şeyim yok maalesef. Evet BC üzerinden diyor. Şuradan diyor. BD uzunluğu 3k, DC uzunluğu 2k olacak şekilde. Evet. Şurada burası 2K burası 3K olacak şekilde bir D noktası alınız diyor. A ile birleştiriniz diyor. A ile birleştirdik. AD uzunluğu C en büyük ve en küçük tavsiye değer. Oran varsa da oran mantığını kullanacağız. Eşitlik var olduğunda orta taban çiziyorduk ya. E, burada da aynı mantıkta arkadaşlar paralel çizeceksiniz sadece. Evet paraleli çizdik. Paralel çizince hocam 2'ye 3 oran var. Şöyle temel orantıya bakacak olursak Burası 2 a burası 3 a mı? Evet toplamda 5 a eşittir 8 ise a'yı buradan 8 bölü 5 bulduk. Ee, hocam şuradaki x uzunluğu isteniyor. X uzunluğuna ait şurada bir dik üçgen var mı? Ee, pardon normal bir üçgen var mı? Var. 3 a lazım bana. Ee, 3 kere 8 24 bölü 5 yaptı burası. 24 bölü 5. Peki burası lazım bana. Hocam burada da bir benzerlik var. 2 bölü 5 orandan dolayı 2 bölü 5 eşittir. Şuraya da b diyeyim isterseniz b bölü 8'den dolayı B de buradan kaç eşit oldu arkadaşlar? 16 bölü 5 eşit oldu. Evet B de 16 bölü 5 yaptı. Şurası da 16 bölü 5. Şimdi x araya alabilir miyim arkadaşlar? Alabilirim. X toplamları ile farklar arasında. Şu x'in toplamı hocam 24 bölü 5 artı 16 bölü 5 ile 24 bölü 5 eksi 16 bölü 5 arasında olacak. Şu x'inin farkı 8 bölü 5 küçüktür. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam toplamı 40 bölü 5'ten 8 yaptı. O zaman 8 bölü 5 ile 8 arasında olacak. Bu birden büyük 1.2 gibi bir şey. Ee, en büyük ve en küçük değerleri toplamı isteniyormuş gerçi. Bu birden büyük en küçük tam sayı değeri 2. Bunun da 7. 2 ile 7'nin toplamı isteniyor bizden. Cevapta ne yaptı o zaman? 9 yaptı. 10. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 11. soruya. Eşitlik var ortaban çiz ama adam sana bir de burada 90'dan küçük demiş bir ağacı açısını. Hocam şurada kaçıyı vermiş? Ben bunu kesinlikle kullanacağım. Eşitlik var. Ort tabanı çizelim. Eşitliğin olduğu yerden. Ya buraya ya buraya. İstediğin yere çiz fark etmez. Şuradan bir paralel çizdim. Paralel çizince bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit midir? Aynen öyle. Hocam burası dar açı. E o zaman burası da dar açı. Değil mi? Evet. Burası da dar açı. E burası darsa, Burası ne oldu arkadaşım? Burası da geniş oldu. Hocam 7'ye 7 de ayırdı ama 12 iken buraya 6'yı yazmadık. E şimdi ne yapacağız? Şuradaki üçgende bir geniş açı formülünü uygulayacağız. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. Öncelikle X toplamlarıyla farkları arasında. 7 artı 6 ile 7 X 6 arasında olduğunu biliyoruz. Yani 1 küçüktür X küçüktür. 13 mi yaptı? Evet. Sonra bir de geniş açı formülünü uygulayalım. X'in karesi büyüktür. 6'nın karesi artı 7'nin karesi mi? Evet. Hocam buradan X'in karesi büyüktür. 36 artı 49 e 36 artı 49 kaç yapıyor arkadaşlar? 9 altı daha 15. X kare büyüktür. 15 85 yaptı. 9 değeri sağlanıyor mu sağlanmıyor. 10 değeri sağlanıyor mu sağlanıyor. X büyük eşittir. 10 değerini bulduk. O zaman elimizde bir bu var bir de bu var. Aralığı ne olacak o zaman arkadaşlar? Aralığımız x kaçla kaç arasında? Hocam 10'dan büyük eşit 1 ile 13 arasında 10 ile 13 arasında olacak. Tabii eşitlikte olacak bu 10'da x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 10, 11 ve 12'nin toplamı kaç yapıyor? 33 yapıyor gençler. Yani 11. soru Denizli oldu. Geldik 12. soruya. Şekildeki ABC üçgeni B köşesi C köşesine gelecek şekilde D'ye boyunca katlanıyor. BD uzunluğu 9. E katlamada eski haline geri getiriyoruz şöyle. Hocam burası 9. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit olacak. Burası da 9. E burası 5. E soru bitti. X uzunluğun tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruluyor. Arkadaşlar direkt burada üçgen esniğine bakacaksınız. Ekstra bir bilgiye genişlik ya da darlık herhangi bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? X ile farklar arasında 9 artı 5 ile 9 eksi 5 arasında. 4 küçüktür X küçüktür 14'ten. Kaç tane tam sayı değer vardır? 14 eksi 4 eksi 1 tane değer vardır arkadaşlar. O zaman kaç yapıyor? 9 tanecik yapıyor. Cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Yani. 12. soru Denizli oldu ve 8. testi de bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda 9. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.